ruhsatı var mı bu yıkımın? Yok, ruhsatı yok, var kardeşim, yok. Kimsenin ruhsatı, ruhsatı yok. Abi dün gece 12.30'dan itibaren burada yıkıma başladık lan. Gece burada 4 saat nöbet tuttuk. Sabah bir daha geldik 7.30'dan itibaren. Saat 10'dan itibaren de bize müdahale etmeye başladılar. Sabahtan bunların muhafazakarlığı, dini, imanı, para. Bu ağaçları kestirtmeyeceğiz. Burada fakir fukaranın gelip para vermeden gölgesine oturacağı 3 tane ağaç var. Belge getirin. Yıkım belgesi getirin. Yok böyle bir şey. Duracak bu kepçe. Bu kepçe duracak. Kimseye de müdahale etmeyin, vebali var. Bu iş sağ sol işi değil. Doğru, yazık günah ya. Öbür dünyada vebali var. Kim cihanda vebali var? Kendimizi duru tutacağız. Yarın önemli bir gün arkadaşlar. Bu geceyi sakin geçirebiliriz. Ama yarın mesai saatleri içerisinde tekrar şurada gördüğünüz duvarı yıkmaya, ağaçları sökmeye cüret edebilirler. İşte birileri geliyor Taksim Meydanı'nda, yok Gezi Parkı şöyle olmuş, böyle olmuş, orada gelip gösteri yapacaklar, şudur budur vesaire. Ne yaparsanız yapın. Biz kararı verdik, verdiğimiz gibi bunu işleyeceğiz. Söz konusu olan herhangi bir doğa katliamı söz konusu değildir. Şunları yakalayacak bak. Kaçın lan. Bak bilerek atıyor, görüyor musun? Onun 100 bin topladığı yerde ben partim olarak 1 milyon insan toplarım. Çok açık ne söylüyorum. Biz birkaç tane çapulcunun o meydana gelip insanımızı, halkımızı yanlış bilgilemek suretiyle tahrik etmesine biz pabuç bırakmayız. Orada da yine biz o tarihi kışlayı yapacağız. Şu anda tabii bir Twitter denilen bir bela var. Cömert'in öldürüldüğü sırada başına isabet eden ve ölümüne neden olan gaz kapsülünün iyi niyetli olarak verilen mesajlarında alındığının bilinmesini isterim. Siz ne mesaj aldınız? Acaba ne yapılmıyor da bu ülkede böyle bir adımı attılar? Sizin aldığınız bir mesaj var mı? Şu anda evlerinde bizim zorla tuttuğumuz bu ülkenin en az %50'si var.
Dolmabahçe Camii, Bezmi Alem Valide Sultan, ayakkabılarla caminin içine gireceksiniz. Orada içeceksiniz. Bütün görüntüler elimizde. Ve cuma günü arkadaşlarımıza zaten bunları görüntüyle vereceğiz. Kaygılarımızı ve çözüm önerilerimizi dile getirdik. Çadırların bulunduğu yere çok sayıda gaz bombası atıldı. Şu an burası gaz altı ama... Ekmek almak için çıktığı sokakta çatışmanın ortasında buldu kendini. Polisin attığı gaz fişeğiyle yaralandı Berkin. Diyorlar ki polise talimatı kim verdi? Ben verdim. Ben verdim. Evet. İşgal kuvvetlerini mi izleyecektik?